Bu maçta yanımda Esra Çankaya ile birlikte maçı yorumlayacağız. İki takımı da yakından tanıyor ama tabii bir tarafa daha çok yakın Ogilvy takımına. Önce istersen Ogilvy ile başlayalım. Nasıl takımın durumu, hafta içinde de birlikteydiniz yine? Biraz dağınık başladık çünkü sıkıntı var. Takımdaki herkes tek tek çok iyi ama henüz takım olamadılar. Onu aşmak için biraz daha fazla çalıştık. Bugün de almaya geldik çünkü gruptan çıkmak için bu maçı almaya ihtiyacımız var. Ama tarafsız olacağım. C-Section'a da baktım. Onları da izliyorum. Onların da aynı şekilde gruptan çıkmak için bu maçı almaya ihtiyaçları var. Bugün iyi olan kazanacak. İki takım için de puan mücadelesi, hani gruptan çıkmalar adına da Esra'nın da söylediği gibi 3 puan alan takım büyük avantaj yakalayacak. Şu anda C-Section takımı son maç konuşmasını yapıyor. Aynı zamanda da Ogilvy cephesinde de Onur, Hasan ikilisi arkadaşlarına son talimatları veriyor. Ogilvy cephesine dönecek olursak sevgili Esra, bugün oyuna kim damgasını vurur? Hasan'ın tecrübesini tabii ki de biliyoruz. Hep öne çıkan tek isimdir ama başka öne çıkacak isim olur mu? Selim'i defansa kattık artık. Geçen hafta yoktu bildiğiniz gibi. Selim birazcık daha böyle sert ve iyi oynayan bir oyuncu. Defansta biraz sıkıntımız olduğu için Selim'i dahil ettik oyuna. Onun burada daha büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu yerleşimle de Onur'dan ve Emir'den bolca gol bekliyoruz. Bakalım Serkan da kaleyi korursa spor olacak. Ve bu güzel şu ana kadar Esra Ogilvy takımı kendi sahasına çıkmakta zorlanıyor. C-Section'ın baskısı var diyebiliriz. Defans hattına iyi girdik de şimdi ileri çıkamıyoruz. Topa sahip olamıyoruz. Biraz daha basmamız lazım ki topları alalım. Emir'in biraz daha oyuna girmesi gerekiyor. Çünkü takımın yani bu bölümde en önemli ismi diyebiliriz. Bu arada kim? Selim'in yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi. Sert bir oyuncumuz demiştik. Evet Esra. Gol diye bağırdım da duymadınız galiba. Şöyle yani bu şekilde hızlı oynamaları gerekiyor. Onur'un, Hasan'ın, Emir'in daha da atak oynamaları gerekiyor ki şu an çünkü savunma iyi gibi gözüküyor. Nerede? Ogilvy 2, C-Section 0. Sürpriz goller devam ediyor diyebilir miyiz Esra? Diyebiliriz. Hasan zaten yılların tecrübesi. Abi diyoruz. O yüzden çok netti yani. Güzel bir yerden güzel bir gol attı. Daha yer alıyor. Özel olarak çalışıldı mı tabii Esra hafta içinde? Biraz senden aslında bunların bilgisini almak istiyorum. İşte, takım olma yolunda biraz sıkıntı çekiyoruz demiştik. Onu biraz çalışıldı. Takım olalım diye uğraşıldı. Ona göre bir strateji belirlendi zaten. C-Section'da futbolu okundu. Ona göre şu an oynuyorlar, fena değil. Bakalım skor tabii aldatmasın. Mini futbol organizasyonlarda 2-0'lık skor oldukça kolay bir skor çevrilmesi açısından. İlerleyen dakikalarda nasıl bir oyun isteyeceğiz? Hasan ya, kalitesi dokunuşundan, attığı golün dokunuşundan belli ama bugün sahaya yansıtamadı bunu. Çok yani futbol zekası olan oyuncular vardır ya, işte Oğuzhan gibi mesela. Oradan da Beşiktaş'a atıf yapayım. Emir de öyle bir oyuncu ama bir türlü olmuyor. Geçemiyor, pas veremiyor doğru düzgün ama olacak, oturacak takım. Evet, aslında Cihan'ın karşısında da Turgut var. Hani fizik olarak çok çok düşük ama bir türlü istedikleri topu yapamıyorlar C-Section olarak. Ogilvy adına hani belki bu kadar maç öncesinde farklı skor bekliyor musunuz desek biraz zor muydu? Çok zor gibi çıkmadık aslında ama inanıyorduk çünkü defans hattını kuvvetlendirdik. İleride de Hasan'a, Emir'e, Onur'a güveniyoruz. Onlar da oturacak zaten gitgide. Defansı güç... Ah. Bu arada izliyorum maçı şu anda. Defansı güçlendirdikten sonra bekliyorduk ama goller sürpriz oldu aslında, beklediğimiz gibi değil. Çünkü C-Section'ın baskılı bir oyunu vardı, o arada gol geldi. Onlar hızlı başladılar, biz golleri atınca ama biraz çözüldüler gibi oldu. O çözülme de devam etti biz üst üste bulunca. İkinci yarıda da ilk saniyelerde bulmasaydık belki daha ortada gidiyordu maç şu an. Çünkü devreye girerken dengeli bir skorla girmiştik. İkinci yarıda hemen Hasan'ın duran toptan kazandırdığı gol, ki bugün iki duran topun ikisi de gol oldu. Oldukça güzel bir performans sergiledi. Hasan da kendi adına da takımı adına da diyebiliriz. Evet Esra, nasıl değerlendireceksin maçı? C-Section hızlı başladı. Biz de ama buraya, yani Ogilvy buraya maç almak için gelmişti. Çünkü önemli bir maç dediğimiz gibi. Bu gruptan çıkma maçı. C-Section çözüldü o golleri yedikten sonra. O biraz sıkıntı yarattı bence onlarda. Bizim avantajımız defans hattını güçlendirmiş olmamız ve takımın aslında topu kaybetse bile yine hırsla koşuyor olması, yine hırsla bırakmıyor olması oldu. O yüzden 3 puan aldık şu an. Sevinçliyiz. Bu bize çünkü bir kapı açtı. Bence bu gruptan çıkar artık o gibi.
C-Section tarafında da aslında çok iyi başladılar. Ben şey diye baktım, gerçekten çok iyi oynuyorlar. Paslaşmalar çok iyi. Bizi muhtemelen hani o gibi yenecekler diye düşünüyordum ilk zamanlarda ama çok hızlı çözüldüler ve Musa da gerçekten tek başına yetmedi. Dediğim gibi mesela Cihan'ın karşısında Turgut var. Çok hani fizik olarak çok farklılar ama yine de olmadı onlar için. Günlerinde değillerdi belki de. Biz daha iyiydik. Kazanmaya geldik, kazandık. Gidiyoruz. Peki, ben değerli yorumların için çok teşekkür ederim Esra sana. Önümüzdeki haftalarda da yine aramızda görmekten mutluluk duyarız. Umarım sen de keyif almışsın. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler, iyi maçlar. Peki Esra'yı biz artık takımının yanına galibiyeti kutlamaya gönderelim. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki maçta tekrardan birlikte olmak dileğiyle.